Merhaba, iyi günler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kullandığı bir deyişten hareketle bir yayın yapmak istiyorum. O birçok konuda kendi siyaset üslubunu özetlerken diklenmeden dik durmak olarak özetliyor. Bu aslında çok iyi bir tabir ama baktığımız zaman özellikle dış politikada tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Burada bir diklenmeler yaşanıyor ama daha sonra gelen cevap üzerine o politikada ısrar edilemediği. Bu öteden beri yaşanan bir olay aslında. Suriye politikası bunun en bariz örneği. İlk aşamada Suriye'de ilk iç savaş ilk çıktığı andan itibaren Türkiye'nin aldığı pozisyonlar, yapılan açıklamalar artık böyle unutulur gibi oldu ama birazcık arşive gidersek çok da geçmişe değil tabii. Ve bugün yapılan açıklamalar arasında çok büyük fark görürüz ve ilk aşamada büyük oynadı Türkiye. Çok iddialı çıkışlar yaptı, çok diklendi özellikle Esad rejimine karşı ve ona destek verenlere karşı. Ama şu aşamada gelinen noktada bu pozisyonun çok uzağında, hatta 180 dereceye yakın dönüşler olduğunu görüyoruz. Rusya ile kriz, uçak düşürme krizi bunun en açık örneklerinden birisiydi. Orada da uçak düşürdükten sonra ilk günler yapılan sert açıklamalar, çok kendinden emin açıklamalar, meydan okumalar ama ardından Rusya'nın uyguladığı yaptırımların ışığında, yaptırımların ardından Rusya'dan özür dilenmesi ve ilişkilerin iyileştirilmesi ve önceki açıklamaların unutulmuş olması. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Rahip Brunson olayı da bir anlamda böyle. Henüz şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda en son yapılan yaptırımlar, yaptırım açıklamalarının ardından kimse Türkiye'yi tehdit edemez gibi açıklamalar yapmıştı ama özellikle iki bakana getirilen mal varlıklarına el koyma, mal varlıklarının olup olmadığının bir önemi yok. Önemli olan Türkiye'nin iki önemli bakanının hakkında böyle bir kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olması. Şu ana kadar herhangi bir şey yapılmadı, çok yüksek perdeden bir şey yapılmadı. Ancak başında bu olay, daha Brunson gözaltına alınır ve yargılanması başlarken bir iddia vardı, bir meydan okuyuş vardı. Ama şimdi o meydan okuyuş yürümedi, yürümüyor. Bunu görüyoruz. Ve Hollanda ile daha önceki yaşanan bakan krizinde, bakanın Hollanda'ya sokulmaması vesaire gibi olaylar üzerinden yapılan açıklamaları hatırlayın. Oradaki meydan okuyuşları hatırlayın. Ey diye başlayan ya da sen kimsin diye devam eden açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı böyle bir şey görmedik. Görecek de değiliz anlaşılan. Ve zaten bugün Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından, Singapur'daki görüşmenin ardından tarafların sorunları çözmek için çalışacakları, çalışmaya devam edecekleri gibi çok yumuşak bir açıklama geldi. Burada bunu bir basit bir kelime oyunu olarak tarif etmek istemiyorum. Burada çok ciddi bir sorun söz konusu. Türkiye özellikle dış politikada bir dönem etkili olan bölgesel güç olma iddiası, liderlik iddiasıyla beraber çok ciddi bir takım meydan okuyuşlara yöneldi. Ama sonuçta şu ya da bu nedenle bu politika tabii ki esas olarak bu meydan okuyuşların yanlışlığı sonucunda bunların hemen hemen çoğunda geri adım atmak zorunda kaldı ama bu süre içerisinde çok ciddi bedeller ödendi. Şimdi demin sözünü ettiğim mesela Hollanda ile olan krizin ardından da aradan geçen bir süre sonrasında Hollanda ile artık karşılıklı bir anlaşma yoluna da gidildi, bereket. O tarihteki Avrupa ülkeleriyle, farklı Avrupa ülkeleriyle yaşanan krizlerin büyük bir kısmı aslında iç siyasete yönelik krizlerdi ve bunlar belli bir süre sonra artık ihtiyaç kalmadıktan sonra geri çekildi. Bu tür
sonuç alınamayan meydan okuyuşlar, diklenmelerin ardından atılan geri adımlar, Türkiye'de tam anlamıyla bir özgür bir medya ortamı olmadığı için, medya büyük ölçüde siyasi iktidar tarafından denetlendiği için çok gündeme gelmiyor ya da hiç gündeme gelmiyor. Bunların fikri takibi yapılamıyor. Özellikle bir takım şeyler hatırlatılmıyor. Tam bir dün dündür, bugün bugündür olayı yaşıyoruz. Burada yalnız başka bir husus var, o da şu. Muhalefetin de aslında, özellikle de ana muhalefet partisinin de benzer bir tutumda olduğunu söylemek pekala mümkün. O da mesela CHP'nin son dönemde yaptığı en etkili yürüyüşlerden birisi, en etkili faaliyetlerden birisi adalet yürüyüşüydü. Gerçekten siyasi gündemi etkiledi, hatta belirleyebildi bir süreliğine. Ve buradaki temel argüman bence doğru bir argümandı. Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığıydı. Enis Berberoğlu olayından hareketle yapılmıştı. Ama adalet konusunda şikayeti olan her kesimin açık ya da örtülü desteğiyle bayağı etkili bir hareket olmuştu. Ama şimdi bakıyoruz, Brunson olayından sonra CHP'de iktidar partisiyle beraber aynı pozisyonu alıyor. CHP lideri de işte Amerikalı iki bakanın benzer şekilde cezalandırılması gibi abes önerilerle bu milli ve yerli koroya katılıyor. Böyle bir telaş var. Yani iktidara yönelik diklenmelerinin, ki büyük ölçüde zemin olarak baktığımızda, kalkış noktası olarak baktığımızda haklılık payı içeren birçok, özellikle demin sözünü ettiğim adalet konusunda, ama bir aşamadan sonra pozisyonunu değiştirip tamamen bambaşka bir çizgiye doğru evrilebiliyor. Mesela bu son olayda da yine HDP'ye çağrı bile yapılmamasına sesini çıkarmıyor. Tıpkı Yeni Kapı mitinginde olduğu gibi ya da dokunulmazlıkların kaldırılmasında olduğu gibi. Yani bir belli bir aşamada bir muhalefet çıkışı var, bir meydan okuyuş var. Ama daha sonra bir takım kaygılarla, daha çok milliyetçi kaygılarla pozisyonunu hemen değiştirme yaklaşımı var. O anlamda CHP'nin tabii ki farklı farklı iki bağlam, ama muhalefetin de etkili bir şekilde bir dik durma içerisinde olduğunu söylemek, özellikle ana muhalefet partisinin, söylemek mümkün değil. Olay milli, tırnak içinde milli bir olay söz konusu olduğunda, bu milli olayın, sorunun ortaya çıkmasında siyasi iktidarın sorumlulukları pekala göz ardı edilebilip hemen o koraya, o cepheye katılabiliyorlar. Bu dik durma meselesinde bir başka örnek, muhalefetten bir başka örnek, Muharrem İnce aslında. Onu seçim öncesinde çok dile getirmiştim, biliyorsunuz, izleyenler biliyor. Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli bir kapışma halinde bir seçim kampanyası yürüttük ki bence çok yanlıştı. Sürekli diklendi, Recep Bey diye hitap etti, onun hakkında videolar gösterdi seçim kampanyası sırasında ve doğrudan Tayyip Erdoğan'ı muhatap alarak ve ona Recep Bey diyerek bir kampanya yürüttü, dik bir kampanya yürüttü ve birçok kişi de onun bu diklenmesini, Erdoğan'a karşı diklenmesinden çok mutluluk duydu ve bu sefer bu iş oluyor duygusuna kapıldı. Ama sonra seçim gecesini saymıyorum. Seçim gecesi zaten adam kazandı oldu o bir WhatsApp mesajıyla. Ertesi gün yaptığı basın toplantısında, seçim kampanyasında dile getirdiği Recep Bey'in yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya da Sayın Erdoğan'a dönüştü olay. Ve orada da bunun bu diklenmeyi sürdüremediğini net bir şekilde gördük. Burada önemli olan sürdürülemeyecek, gerek iktidar, gerek muhalefet, kim olursa olsun siyaset yapan kişiler anlık bir takım göz boyamalar için, anlık bir takım aldatmacalar için ya da günübirlik geçici bir takım hesaplarla böyle büyük iddialı laflar, çıkışlar yapabiliyorlar. Ama daha sonra hayatın gerçekleri,
siyasetin gerçekleri, real politik deniyor buna, uluslararası ilişkiler, dış politika söz konusu olduğunda bölgesel ilişkiler vesaire, bütün bunların hepsi karşınıza çıkıyor ve o sizin diklenmeniz anında boşa düşüyor ve bu sefer de çok ciddi bir şekilde geri adımlar atmak zorunda kalıyorsunuz. Belli bir aşamada medyayı kontrol ederek, bu konuların konuşulmasının önüne engel çıkartarak belli bir aşama, belli bir süre bunları engellemek mümkün olabilir. Ama bir yerden sonra bunlar artık çok daha fazla yönetilebilir krizler olamayacaklar. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Başkan Erdoğan hala konuşmasını sürdürüyor olması lazım. İlk 100 günün projelerini açıklıyor. Başlangıcını izledim, dinledim. Selçuklulardan başladı, günümüze kadar geldi, isim isim saydı. Bir hamasetle giriliyor ve büyük iddialı projeler dile getiriliyor. Ama bu projelerin kaynaklarının nasıl temin edileceği, zaten yaşanan çok ciddi ve giderek büyüyen dış ticaret açığının nasıl kapanacağı, bu kurun sürekli yükselişinin nasıl engelleneceği konusunda büyük yaklaşımlar yok. Ama biz ne yapacağız? Yarın sabah gazeteler, büyük ölçüde iktidara yakın olan gazeteler bu projelerin grafikleriyle vesaireyle karşımıza çıkacaklar. Büyük meydan okuyuşlar olarak herkesin bizi kıskandığı iddiasıyla bunları yapacağız. Ama daha sonra, aradan zaman geçtikten sonra Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözülemediğini, bu tür yaklaşımlarla çözülemediği gerçeğini, ki bugün zaten büyük ölçüde yaşıyoruz, göreceğiz. Ama onu da yine medya üzerinden başka yollarla örtmek veyahut da daha baskıcı, daha otoriter bir sistemle bu tür itirazların önüne geçmek isteyecekler. Böyle bir kısır döngü içerisinde gidiyoruz. Bir keskinlik yarışıyla gidiyoruz ama hayatın gerçekleri, dünyanın gerçekleri, bu tür keskin çıkışları, büyük iddiaları, büyük meydan okuyuşları mümkün kılmıyor. Türkiye şu haliyle, bugünkü haliyle, kendi içerisindeki kutuplaşmasıyla, hukuk devletinden alabildiğine uzaklaşmasıyla, temel hak ve özgürlükler konusundaki çok ciddi sorunlarıyla bu büyük iddialı çıkışları yapabilecek bir ülke değil. Ne kadar iddialı çıkış yaparsanız, meydan okuyuş yaparsanız o kadar büyük geri adım atıyorsunuz. İktidarıyla, muhalefetiyle ülkemizin hali maalesef böyle. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.